Evet canlarım benim. Başlayalım hemen. Birincisi gazlarla alakalı size grafiksel bir soru nasıl gelir onu göreceğiz. Baktığınız zaman basınç hacim bilgisi verilmiş. Basınç hacim grafiği verildiğinde hemen gaz yasaları aklımıza gelecekti. Gaz yasalarında P ve NET yazıldığında basınç ile hacim nasıl orantılıydı? Onu hatırlayacaksınız. Ters orantılı olduğu için ve sıcaklık mutlak sıcaklığı sabit olduğundan dolayı ters orantı çizimi doğrudur diyeceksiniz. Yine PVNT'de basınç ile mutlak sıcaklık verilmiş. Birbirinden en uzak olanlara biz ne diyorduk? Gay-Lussac yasası diyorduk hatırlarsanız. En geniş olan şu an PT yasası, Gay-Lussac yasası. Burada da mutlak sıcaklık olarak verilmiş. Önemli olan yer bakacağınız yer burası. Hacim sabit, miktar da sabit dediğinden dolayı doğru orantı çizmesi gerekiyor ve sıfırdan başlaması gerekiyordu. Doğru çizmiş. Eğer Celsius deseydi, şurası Kelvin değil de Celsius olsaydı şuradan başlayacaktı hatırlarsanız. Şöyle devam edecekti. Dolayısıyla bunu doğru çizmiş. Buraya gelelim. P, V, N, R, T. P sabit, R sabit. Buraya baktığınız zaman N'i de sabit almış. O zaman P, V niye sürekli az? Şimdi burada N'i sabit almış bakıyorsunuz. N sabit PV artarken o zaman bunun da artması lazım. Yani şöyle çizmesi lazımdı. N artarken onun da artması lazımdı. Bunu yanlış çizmiş. O zaman 1 ve 2'dir diyoruz doğru olarak. Anlaşılmayan bir noktada mikrofonu açıp bana hocam, soru sorabilirsiniz. Evet. T'ye parantez içinde K vermezse biz K olarak alacağız değil mi? Şöyle sorarlar o zaman. T derler. Aşağıdan hangisi kesinlikle doğrudur derler. Hemen onun için sordum ben de. Aynen. Ama sadece T derse kesin olmaz mı? Kelvin olması gerekiyor ya. Kesin olmaz. Buraya sana Kelvin ya da Celsius de grafiklerde daima veriyor. T derse kesinlik sorar almazsın. Kelvin derse kesinlik olarak sorsa da doğru olarak sorsa da eğer alırsın bu çizim için. Tamam mı canım? Tamam hocam. Tamamdır. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Bu çözeltinin molar değişimi ne kadardır diye sorulmuş. Çözeltilerde inanın bana LYS'de hemen hemen 2 sene ya da 3 sene içerisinde 2 kez geldi bu. LYS adı altındayken. Şimdi AYT sınavında da gelme ihtimali yüksek olan bir sorudur. Burada bir formül veriyordum siz hatırlarsanız. Denizde 110 manken. Aynen. Sen 110 kişi tercih ettin. Harika. Denizde yüzen 10 manken ya da denizde 110 manken şeklinde aklımıza getiriyorduk. Burada molaritemizi soruyor. Yoğunluğumuz 1.2. Yüzdemiz 20, 10 sayısal sabit değerimiz, molekül ağırlığımız 40, yüksek matematiğinizden 6 olduğunu görebilirsiniz. Burada niye bu soruyu verdim? Hocam ya ben bu soruyu yanlış yaptım diyenler oluyor cevabı şartlısı da. Şunu hiç kullanmadım diyor. Bundan dolayı yanlış yaptım diyor. Halbuki biz iki yöntemle anlattık. Birinci yöntem buydu. İkinci yöntem. Neydi o yöntem? Şöyle yapıyorduk. 1 santimetre küp çözelti hacminde 1.2 gram çözelti ağırlığı var hatırlarsanız. 200 santimetre küp çözelti verdiği için bunu oran orantıda kullanıyorduk 200'ü. Kaç gram yapıyordu? 240 gram çözelti ağırlığı yapıyordu. 240 gramın çözüneni %20'ini alırsan, %20'ini aldığı zaman bu çözüneni verir. Demek ki 48 gram çözünenmiş. 48 gram çözünense bunun da molünü buluruz. 1 mol tut kostik 40 gramsa 48 gramı kaç moldür diye bulunur. O da ne çıkar? 1.2 mol çıkar. 1.2 mol hangi santimetreküp için? 200 santimetreküp için. Molariteyi biliyorsunuz değil mi M bölü B'den? 1.2 bölü 0.2 dediğiniz zaman desimetreküp yani litreye çevireceksiniz. 200 santimetreküp 0.2 desimetreküp. O da 0.2 litre demektir. 6 olarak bulursunuz. Tamam. Bu şekilde yapacaksınız. Peki hocam bunu da oran orantıdan yapılabilir mi? Hay hay yapılabilir. En sonki molarite olayı da yapılabilir. Onu da hemen göstereyim. Hocam bu denizde yüzen o mankeni bütün molar değişim sorularında mı kullanıyoruz? Evet böyle iki seçeneği aynı anda verdiği zaman atıyorum yoğunluk yüzde, yüzde molarite, yüzde değişim verildiği zaman hemen bu formülü kullanabilirsiniz. Tamamdır. Etkenlerden ikisini versin yeter. Tamam Buracığım. Bu arada geçenki çözümünde videolarını çektik. Onu da atacağım grup sayfalarına. Oradan da bakabilirsiniz. YouTube sayfamı da atacağım. Oradan da o soru çözümünü takip edebilirsiniz. Tamam. Gelelim bu soruya. Yorum sorusunda genelde problem yaşıyorsunuz. Onu yüzden bir okuyalım.
Yukarıda belirtilen her bir madde için sıcaklık bulunduğu grafiği veriliyor. Diyor ki kaynama anındaki buhar basınçları ile verilen sıcaklıktaki buhar basınçları diye soruluyor. Şimdi öncelikle şunu iyi bilmeniz lazım. Bana buhar basıncını soruyorsa ben neye bakmazdım? Dış basınca bakmazdım. O notu bir alalım şuraya. Buhar basıncı dış basınca bağlı değil. Şimdi canlarım buraya baktığınız zaman arı su, tuzlu su vermiş. Şimdi hangisinin kaynama noktası en büyük olur? Önce onu bir hesap edelim. Tuzlu su. Evet, tuzlu su. Kaynama noktasını hesap ettiğin zaman tuzlu su en büyük. Sonra arı suya geldiğin zaman ikisinde arı su vermiş. Kaynama noktası dediğim zaman dış basınca bakılırdı değil mi? Hangisinin dış basıncı daha fazla? İkinin. O zaman dış basınç arttıkça kaynama noktası artar mıydı? Evet. Evet, o zaman 2 büyüktür 1 desem doğru olur mu? Evet. Bu notumu aldım. Şimdi benden diyor ki buhar basıncı ne olur? Şimdi buhar basıncı bir de kaynamayla alakalı şu bilgiyi de yazayım. Ondan sonra buhar basınca bağlayayım. Kaynama ne zaman olur? Sıvıların iç basıncı dış basıncına eşitlenmesiyle olur. O zaman hocam buhar basıncının dış basınca eşit olması demesi yanlış bir tanım mı oluyor? Evet. O yüzden dış basınca bağlı değil işte. İşte oradan bağlantıyı kuracağım. Kaynama sıvıların iç basıncının dış basınca eşitlenmesiyle olur diyoruz. Kaynama. Sıvıların kaynaması. Şimdi kaynama anındaki demiş ya. Demek ki bu ne demek? Bulunduğu ortamın basıncına ulaşmış demek. Bak tekrarlıyorum. Hata yaptığınız yer burası olduğu için bunu soruyu verdim. Bak, sıvıların kaynaması ne zaman olur? Sıvının iç basıncının dış basınca eşitlenmesiyle. O zaman dış basınç ortam neyse benim iç basıncım odur demek. Yani buhar basıncım o demek. Kaynarken tabii. O zaman kaynarken iç dışı eşit olduğundan dolayı arı su da olsa, tuzlu su da olsa 2 ve 3'e bakıyorum şu an. Dış basınçları 1 olduğu için 2 eşittir 3 diyorum. Niye? 1'e ulaşmış çünkü. 1 ATM'ye ulaşmış ki kaynamış. Öbür 1'deki de kaynamış kaynamanda ama onun basıncı 0.9 olduğunda. O zaman buhar basıncını hesap ederken 2 eşittir 3, o da büyüktür 1 diyoruz. Bu kaynama anındaki kaynarken kaynamaları süresince bir kelimelerde bunu oturtmanızı istiyorum. Öbür diyor ki normal buhar basıncı ne olur? Normal buhar basıncında buna bakmadık. Kaynama noktasına bakaraktan bulduk sadece. Normal buhar basıncı kaynama noktasının nesiydi arkadaşlar? Ters değil mi? O zaman ne diyeceksiniz? 1 büyüktür 2, 2 büyüktür 3 diyeceksiniz. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Kaynama noktası buhar basıncıyla ters orantılıdır diyeceksiniz. Dolayısıyla 1 2'den büyük. 1'in 2'den büyük olmasının sebebi şuradan bakın hem orada sıçalım hem de arı su aynı ortamda da olsa sıcaklığı büyük olduğunda bak aynı ortamda değildi 0.9'a 1'di. Aynı ortamda da olsaydı mesela 1'e 1 olsa bile sıcaklığı yüksek olanın buhar basıncı yüksekti. Değil mi? Bak oradan da bir artısı var. Evet bu soruda sıkıntı yaşıyorsunuz genelde. O yüzden muhakkak sizden istediğim şey bunu tekrarlamanızı istiyorum. Sıkıntı yaşadığınız yolu. Problem varsa tekrarlayabilirim yoksa geçeceğim. Okey. Şimdi ise karışım verildiği zaman kafanız karışıyor. Sülfat iyon derişimleri ne olur diye soruluyor. Çok kafanız karışıyorsa hemen iyonlarını ayrıştırın. Şöyle. Bu 200 mililitre. Yani 0,2 litre. Bu 0,3 litre. 0,2 litrede bunu hemen derişimlerini yazalım. Alüminyum 0,8 molar 2 kat sayısında çünkü bu bileşiğin derişimi. 3 kat sayısında 1,2 molar yapar. 0,2 molarmış, potasyum 0,4 yapar, bu 0,2 molar yapar.
Doğru mu arkadaşlar? Karışımlarda şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Molerite eşittir M1 artı N2 bölü V1 artı V2 demenizi tavsiye ediyorum. Kafanız karışmama adına. 1.2 molar N bölü 0.2 litrede kaç mol yapar? Onu bulmanızı istiyorum. Buradaki sülfata geldiğiniz zaman 0.2 molar N bölü hacmi neydi bunun? 0.3'tü. Buradan da N'i bulmanızı istiyorum. Çarparsanız 0.24 mi yapar burası? Burası da 0.06 yapar. O zaman 0.24 artı 0.06 bölü toplam hacim neydi? 0.2 artı 0.3. O zaman 0.3 bölü 0.5. Yani cevabımız ne çıkıyor? 3 bölü 5 yani 0.6 molar çıkıyor. Tamam arkadaşlar? Ayrı ayrı mollerini bulup en son şu formülden hemen işlemi yapabilirsiniz. Var mı anlaşılmayan bir yer? Varsa sorarsınız. Gaz dedik, çözelti dedik. Şimdi entalpi ile alakalı bilgi var. Aşağıdakilerden hangisi tek başına verilmesi yeterli değil? Bakıyorum. H2O gazının H2O sıvısı. Yani burada bir hal değişimi var. Sıvıyı vermiş. Yukarıdaki tepkime bakıyorum. Sıvı ile alakalı bir şey var mı yukarıda? H2O sıvısı ile alakalı bir şey yok. O zaman bunu vermesine gerek var mı? Yok. Yok. İkinciye bakıyorum. Oo, kelime çok önemli. Neydi molar oluşum? O bilgiyi hatırlatalım. Bir molünün. Evet. Giren kısım önce neydi? Elementlerden olacak. Oluşan ürün de kaç mol olacaktı? Bir mol olacaktı. Bakıyorum. Element oluşan üründe bir mol. Gazı da vermiş. Zaten bunu veriyorsa bunun delta H'ını veriyor demektir. Olur. Gelelim bağ enerjilerine. Hemen hatırlatalım. Delta H eşittir. Ürün eksi girendi. Hatırlıyorsanız. Bağ enerjileri verildiği zamanda da bağ kırılması nerede olur? Girenlerde olur. Eksi bağ oluşmasıydı. Bir formülüm daha vardı, hatırlıyor musunuz? Delta H ile alakalı. O da aktifleşme enerjisi verildiği zaman yapılıyor. İleri aktifleşme enerjisi eksi. Geri aktifleşme. Harika. Dolayısıyla burada bana bağ kırılmasını vermiş. Bağ kırılmasında şurada HH bağı var. Burada OO bağı var. Burada da çizeyim size açık halini. Şöyle OH bağları var. Bakıyorum OH bağını verirse, OO'yu verirse, HH'ı da verirse giren eksi üründe ne yapabilirim? Bulabilirim. Tek başına yeterlidir derim. Bana yeterli değildir diye soruyorsa cevap. Adana yeterliyi sorsaydı, hangileri gerekli sorsaydı 2-3 derdim. Bunu da hatırlamış olduk. Var mı burada aklınıza takılan soru? Yok, geçtim. Size HES esasını sorabilirler. Bu seni beklediğim sorulardan biri HES esası açıkçası. HES esasını sorarlarsa ne yapıyoruz? Şimdi önce bir bakın şöyle tepkimelere. Element, element, 1 mol. Element, element, 1 mol. Element, element, 1 mol. Oo. Yani bana hepsinin nesini vermiş? Molar oluşumu sını vermiş. Bak şöyle yapabilirsin yani. CH4 12.5. Hemen şuraya 12.5 yazabilirsin. Oksijeni vermemiş neden acaba? Çünkü elementlerin kararlı hallerinin oluşum entalpileri sıfırdır. CO2 -94. H2O -57. İster buradan delta H 2 çarpı -57 artı 2 çarpı -94 yap. Burası benim ürünüm. -12.5'te. İster bunu yap. İstersen HES esasını kullan. Bak onu yapıyorum. Komut vereceksin. CH4 nerede? Girende 1 mol. Yukarıda arıyorum. Üründe 1 mol. O zaman bunu ters çevireceğim. Bunu ters çevirsen bu -12.5 olur. Bakıyorum CO2 istenilen sağda 2 mol, yukarıda sağda 1 mol. O zaman bunu sabit bırakacağım. Komut veriyorum, 2 ile çarpacağım. O zaman ne olur? -188 olur. Bakıyorum H2O gazı sağda 2 mol, burada sağda 1 mol. O zaman bunu da sabit bırakıyorum, 2 ile çarpıyorum. -50 çarpı 2, -114 mü? Sonra 3'ünü topluyorum. İşte sana HES esası. 2, 8, 14, 4'lü bir şey çıkacak. 4,5'lu bir şey çıkacak. Ya bu ya bu. Sonuç olarak eksi olacağı için 4,5 olan bu işaretle geç. Bak yüksek matematik görüyor musunuz? Hepsini toplamama gerek de kalmadı. Tamam mı canlarım? Bu şekilde HES esasını ya da delta H formüllerini hatırlatmış olduk. Hemen diğer soruya geçiyorum. Hocam bir de elektrolizmi hatırlasak. Onları inanma sorusunu çözdüm. Ve kaydını aldım. O gün siz gelmediniz ama. Onu tekrar sorusu
Geçen gün 10.30'da olan mıydı? 10'da olan, evet. Evet Buğra, sen gelmemiştin. Hocam ben birkaç gün önce atınca linki. Unuttum. Unuttum onu. Hocalar anında atıyor ya. İşte ben orada tekrar WhatsApp'a zil işareti koydum. Hadi gelin diye. Zili sonra ben zil ne demek acaba diye düşündüm. Sonra da geç kalmışım. Yarım saat olacak zaten. Yarım saat. Yok, yarım saat değildi. 40'ar dakikadan iki tane yaptım. Sonra bir tane daha attım. Ben çok geç gördüm hocam. Ama ya şöyle bir avantajım var. Hepsini videoyu kaydını aldım. Ekran kaydını aldım. İyisin yani. Onları düzenleyip tekrar atacağım ben sayfaya. Tamam. Bunu da bitireyim. Tamam hocam, yani sağ ol. AYT genel tekrarının hepsini şu anda da kaydını alıyorum zaten. Tekrar AYT'ye girmeden önce bu videoları izlerseniz fullersiniz, merak etmeyin. Kimyayı tamam hocam, sağ ol. Evet, bunu da çözüyorum. CO gazı artı 1 bölü 2 oksijen gazı. CO2 gazı oluşmuş. Delta H eşittir. -282. Kilojül verilmiş. Dikkat edin. Onu da hatırlatalım. 1 kalori 4.184 jül. Okuyalım şimdi. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Karbondioksit gazının molar, yani girenler element mi bakıyorum. Bu ne? Bileşik. O zaman 282 benim cevabım olamaz. Çünkü orası element olsaydı mol oluşumu olurdu. Yanlış. Tepkime tam verim diyor. Hemen yazıyorum o zaman. Bu 0.2 mol, bu 0.5 mol. Hemen tam verimli tepkime sokalım. Bir kasesinde 0.2 mol harcanırsa yarımda 0.1 mol harcanır. Bu biter, 0.4 kalır. O zaman hesap ediyorum. 1 mol karbon monoksitte 282 kilojül ısı açığa çıkıyorsa, 0.2 mol karbon monoksit harcandığında, yani 5'te 1'i ne kadar ısı açığa çıkar? 5'te 1'i bu yapar mı? Ölelim. Yapıyor hocam. Aynen öyle yapıyor. O zaman benim kesinlikle doğru cevabım bu. Bir de açığa çıkan ısı dediği için eksilemesine gerek yok, biliyorsunuz. Dolayısıyla kilojül de demiş. Benim istediğim cevap bu. Diğerlerini okuyalım. 0.1 mol oksijen harcandığında tabii ki bak burada görüyorsunuz. 56.4 demesi lazım. Tepkime ısıca yaratılmış sabit hacimli kapalı bir kapla geçişinde kaptaki gaz basıncı zamanla artar. Hemen hesap edelim. PV, MT yapıyorduk burada. Burada yaratılmış kap demiş. Egzotermikse sıcaklık artardı. Mol'de ne oluyor? Mol. Volüm azalıyor mu artıyor mu? İsterseniz şuradan da görebilirsiniz. Artı 0.2 dersiniz. 0.2. Bakınız 0.7 idi. Şimdi ne oldu? 0.6. Mol de azaldı. Hacim noktasında size sabit hacimler için bu da gitti. Sıcaklık artmış mı azalmış? O zaman basınç artabilir, azalabilir. Kesin bir şey demediği için ne yapıyoruz? Eliyoruz. CO2'nin ısı kapsamı tepkimeye girenlerinkinden büyüktür. Delta H'ın sonucu eksi. O da eşittir. Ürün eksi giren olarak bulunuyordu. Demek ki girenlerinki daha büyük olmalı. Girenlerinkinden büyük olsaydı artı olurdu. O yüzden bu da yanlış verilmiş diyor. Ve bu bolu diyoruz. Cevabı işaretlemiş oluyoruz. Tamam arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Bu da hızla alakalı soru. Molekül yüzdesi kinetik enerji verilmiş. Size soruyordum. Hangisinin sıcaklığı daha yüksekti en hızlı gerçekleşmesi için? Bunların kesme noktasından sonra alınca bakıyorsunuz şu T1... Şu T2 hangisini alan daha fazla taral alan? T2'de mi yoksa şuradaki T1'de mi? Tabii ki T2'de. Taralı alanın büyüklüğü bana neyi verirdi? Taralı alanın büyüklüğü birim zamanda oluşan, bak orada ürün miktarını verir dese yanlış olur. Birim zamanda oluşan ürün miktarını verir dese doğru olur. Tamam. Dolayısıyla sıcaklığı büyük olan hızı da büyüktür diyoruz. Efendim? EA1'den niye bakmıyoruz? Niye direkt EA2'den bakmıyoruz? Öncelikle şöyle yapıyoruz. Kesişim noktasından sonraki yerlerden bir sıcaklık değerine bakıyoruz. Sonra zaten öbürü katalizör olduğu için bir çıkartıyoruz. Tamam mı? Tamam. Kesişim hocam. Noktasından sonra sana daha net bir cevap verir. Diğeri genelde kafanızı karıştırır. Çünkü şurada bir artma var, şu boşluk var, şuradaki boşluk azalıyor. Siz en güzeli buradan bakın. Kesişimden sonraki yere bakarsanız EA2'den, bak gördünüz mü? Daha fazla. Zaten katalizör hızı değiştireceği için, eşik enerjisinin engelini değiştireceği için, ondan dolayı sıcaklığı bulun yeterli. Oradan çıkartırsın. Bak T2, T1'den büyük olduğunu tamam buldu. Ondan sonra diyor ki en hızlıdır. Biz şöyle bir şey hatırlatayım size. Eşik enerjisi engeli küçük olanın tepkimesi hızlıydı. Bakınız engel küçük. O zaman EA1 pozitif katalizörlü olan bir şey. Değil mi? O zaman pozitif katalizör EA1 denilen ve sıcaklığı yüksek olan T2 en yüksek, en hızlı tepkimesi gerçekleşir diyorsunuz. Tamam mı? Bakış açınız bu.
Öbürüne baktığınız zaman engele bak. AI'deki engel büyük. Engel büyük, tepkime yavaş. Engel küçük, tepkime hızlı. O yüzden 1 alıyorsunuz. Tamam? Bunu hatırlattık. Gelelim deney sorusuna. Hatırlayalım. Sabit olanlara bakalım. Bu sabit, bu kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Bu 4 katına çıkarken bu kaç katına çıkıyor? Bunu arkadaşlar şurayı 10'la çarpıp 10'a bölerseniz 1,25 burasıydı. 10'la çarptım 10'a bölersem şöyle. Birbirine eşitliyorum. Eksi 3 yapıyorum ilk tarafta. Tamam. 1,25'in kaç katı 10 yap, 20 yapar? 16 mı? Dolayısıyla 4'ün kaçıncı kuvveti 16 yapar derseniz x buradan ne gelir? 2. Demek ki x kareymiş. 2 mol x varmış. Bak mekanizma olduğunu hemen görebiliyorsunuz. 3x değilmiş. Ondan sonra başka hangisine bakalım? Bunun karesi olduğunu öğrendikten sonra işler biraz daha basitleşiyor. İsterseniz 3'ten 1'e gidelim. Burada 2 katına çıkmış. Daha önce öğrendik 2'nin karesiydi. Buradan da 2 katına çıkmış. 2 üzeri x diyorum. Buradan geliyorum. Yine 10 diyeyim. Şöyle yazayım. 10'la çarpayım. Burayı 10'a böleyim. 1,25'ten 10'a kaç katı var arkadaşlar? 5 bölü 4'ü neyle çarparsam o yapar? 8 mi o da? Evet. 8. O zaman 250x şurada 2 kalır. X'e de 1 kalır. Y'yi de bulduk mu? Bulduk. Artı y ürünler deriz. O zaman 2x artı y ile 3x artı 2'ye farklı olduğu için mekanizmalı. 2x artı y benim istediğim bulduğum şey. Tepkime 5. derecedir. Bir kere zaten direkt çıktı da açalım bir daha görelim. X kare çarpı y. 2 artı 1'den tepkime derecesi ne demesi lazım? 3 demesi lazım. Yani x'e göre 2. dereceden, y'ye göre 1. dereceden demesi lazım. Bu 5 demiş, yanlış. Diğerine bakalım. Kap hacmi yarıya düşürülürse mi demiş. Bak v diyorum, k diyorum, 1 diyorum, 1 diyorum. Direkt bunu yapın. Kare yoktu. Hemen hacmini yarıya düşürürsen, v bölü 2 dersen, bunun derişim 2 olur. Bunun derişim de 2 olur. O zaman k bu 4, 8k mı yapıyor? Aynen. Dolayısıyla 8 katına çıkar mı? Bakınız k iken 8k oluyor. Çıkıyor. X'in derişimini 2 alsaydım, evet 2'nin karesi olur. Y'nin derişimini 1 alsaydım diyor. Tepkime hızı diyor böyle olurdu. Arkadaşlar bunu yapabilmek için yukarıdaki hız sabitini bulmamız lazım. Baktık hız sabitini bilmiyorsak oran orantıdan daha hızlı bulursunuz. Yani birinci tepkime ile bana verileni yapıyorum şimdi. Birinci tepkimin hızı neydi? 10 üzeri eksi 2 eşittir k. X'i 0,2 idi. 0,2'nin karesi. Y'si de 0,2 idi. Şöyle yazayım. 0,2. Bana verilen diye buraya yazıyorum. Bana verilen neydi? Hızı bilmiyorum. K'sını bilmiyorum. X'i 2 vermiş. Y'yi de 1 vermiş. Şimdi K'lar birbirini götürür. Bulmama gerek kalmadı. İşlemi şurada yapayım. 10 üzeri eksi 2 bölü X eşittir. 4, 8, 10 üzeri eksi 3 herhalde. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2. Şunları da birbirine götürürse ne çıktı? 3. 2'nin karesi vardı şurada pardon. Onu da yazalım. Şurası 4. Şurada 2 kaldı. Evet. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 mi oldu? Şunlar da birbirine götürürse eksi 1. Evet. X eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 oldu. O zaman burada ne çıkar? Yukarıya 10 bölü 2 dediğimiz zaman 5 çıkar. Demiş mi demiş. O da doğrudur diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani şuradaki kare yazmayı unutmayalım. Dikkat edelim. 0,2'nin karesi 2'nin karesi çarpı 1 diye yapıyoruz. Tamam. Bu şekilde de hızı tekrarlamış olduk. Bir de size moleküleriteyi sorsaydı. Molekülerite 3 artı 2'den ne diyecektiniz arkadaşlarım? 5 diyecektiniz. Tamam. Burada molekülerite diye vermemiş, derece diye vermiş. O yüzden yanlışı işaretlemiş oluyoruz. Hemen diğer soruya baktık. Tepkimesi T1 anında dengedeyken diyor ne uygulanırsa diyor oluşur diyor. Bakıyorum. Burada SO2 ile O2 mi artmış? Yani aşağıdaki etkenlerden o zaman girenlere kayması lazım. Evet, girenlere kayması lazım. Bakıyorum hangisinde olur? Egzotermik bir tepkime. Isıyı buraya verdik. Sıcaklığı. Evet, sıcaklığı yükseltirse demesi lazım demiş. Yükseltirse girenlere kayar. O zaman A işareti çıkar. Bir kere
direkt madde artışları, madde azalışları şöyle olmadığı için artışlar azalışlar. O zaman ilave edilmeler, çekilmeler olmaz. Sıcak düşürme zaten olmaz. Hacmi hatırlatayım ben size. Hacim ve hacmini küçültürseniz derişimle artar diyeceksiniz şöyle. Çünkü üçü de gaz. Derişimle artırdık. Hacim küçülüyorsa mol sayısı doğru orantılıydı. O zaman mol sayısının az olduğu yöne kayar. Az olduğu yön neresi? 1,5'a 1 mol ürünler. Ürünlere kayar. Biri kalp yapmış. Teşekkür ediyorum. Hacmin küçültülmesinden dolayı ürünlere kayar. Ürünlere kaydığı için ürünlerin mol sayısına şöyle bir artış olur. Şu artan moldür işte. Şu derişimdir. Ondan sonra şu azalış da moldür. Çünkü ürünlere kaydığı için bu da mol azalıyor. Sonuç olarak derişim artıyor. Sonuç olarak derişim artıyor. Sonuç olarak derişim artıyor. Sana sorsa tüm maddelerin derişimi artar. SO2 ile sorsa böyle sorularda ayrı ayrı. SO2 ile O2'nin molü azalır. Buna etki ediyorsun şu an. SO3'ün molü artar. Teşekkür ediyoruz sana kalbinden dolayı. Evet, geliyorum diğer soruya. Hocam bir de bir soru çeşidi vardı. Sadece bir tane gaz vardı. Geri kalanlar şöyle. Onlar da rengi değişti. Şu girenler atıyorum katı katı olsaydı başlangıç noktasına geri gelirdi. Ya da sadece ürün katı buralar gaz olsaydı başlangıç noktasına geri gelirdi. Yani sadece girenlerde gaz ya da sadece ürünlerde gaz olmuş olsa o zaman başlangıç noktasına geri gelir. Çünkü o belirliyor hacmi. Başlangıç noktasına geri geliyor. Tamam mı canım? Gelelim buna. Tamam. Sabit hacimli kaplarda gerçekleştirilen denge ifade hangi de yanlıştır? Birincisi homojen diyor, bakıyorum. Gaz. Harika. Katı gaz. Katı bir tanesi bile farklıysa heterojen de doğru. Minimum enerji ilimi ikinci de ürünlerdir. Ürünlere bakıyorum. Isı nerede? İkinci de ısı burada. Isının bulunduğu taraf minimum enerji ilimi tarafıydı. Girenler demesi lazım. O yüzden yanlışları bulmuş oluyoruz. Aferin. Bura. Birinci de maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir. Birinci de maksimum düzensizlik bakıyorsunuz. 3 mol, 2 mol. 3 mol olduğu için girenler lehine de doğru. İkinci de basınç değişimi. Molleri farklıysa izleyebilirim. Bakıyorum 1 mol gaz var. Burada 2 mol gaz var. İzleyebilirim. Her iki tepkimede kabın aynı sıcaklığı helyum gazı eklenirse denge bozulmaz diyor. Her iki tepkimede de helyum eklersen şeye bakarsınız arkadaşlar. Hacime bakarsınız. Pistonlu mu diye. Pistonlu olmadığı için denge bozulmaz, doğrudur diyorsun. Tamam mı canlarım benim? Evet, hemen diğer soruya geçiyorum. La Chatelle prensibi geldi yine. Daha fazla bakır çözünmesi. Daha fazla bakır. O zaman çözünme diyorsa katı azalacak. Demek nereye kayacak o zaman? Girenlere kayacak. Bakıyorum sıcaklığın değiştirilmesi. Bir, endoegzi olduğunu şu an bulabilirsiniz de artar ya da azalır diye bir şey söylemediği için buna bakmazsınız. Çözeltilerin karıştırılması hızlandırır. Daha fazla çözünmeyi sağlamaz. Hızlandırır. Demir artı iki yonların eklenmesi. Onu eklersem ürüne kayar. Ben girenlere kaymak istiyorum. Olmaz. Demir artı 3 eklersem evet. Bunu eklersem buraya kaydırırım. Katı azalır. Bunlar da artar. İstediğim cevap denizdir diyorum. Katı bakır atmak dengeyi kaydırmaz. Bunu hatırlıyorsunuz zaten. O yüzden bunu da geçiyorum. Hemen buna baktım. 5 dakikalık bir süreç kaldı. Hocam katı bakır neden dengeyi değiştirmez o? Katı sadece miktarı artırır. Derişimi değiştiremeyeceğinden dolayı, katı ve sıvıların derişimi olmadığından dolayı dengeyi kaydırmaz. Ondan sadece miktarı artırır. Tamam hocam. Tamam. Tamam hocam. Gelelim bu soruya. 10 mol X verilmiş. 8 mol Y verilmiş. Başlangıçta bu yok. Denge var da Y'nin %50'si harcanıyormuş. %50'si harcanıyorsa 4 mol harcanıyordur. 8 molün %50'si 4 yapar. 2 kasesinde 8 mol harcanıyordur. 2 kasesinde 8 mol oluşuyordur. Sonuç olarak X'den 2 mol kalır. Y'den 4 mol kalır. T'den 8 mol oluşur. Benim burada hacmim 2 litre olduğu için hemen N bölü V derim. Ne zaman hacmin önemi yoktu hatırlıyor musunuz? Hacmin önemi ne zaman yoktu? Girenler ürünlerin katsayıları toplamı işte. Harikasın. Girenlerle ürünlerin baş katsayıları toplamı, tabii denge ifadesine yer alacak olan gaz ve sulu çözeltileri bakarak onların baş katsayıları aynıysa hacme bakılmazdı. Burada da gaz moleküllerine bakıyorsunuz. Aynı olduğu için hacme bakılmıyor arkadaşlar. Tamam mı? 8 işaretledik, geçiyoruz. Bu soruda genelde problem yaşanılıyor. Hocam
Bu ne diye? Bu soru La Chatelle prensibinin sayısal sorusu. Hemen bir bakalım. Denge sabitini 2'ymiş, hacmin 1 litreymiş. 0.5 mol bundan, 0.2 mol, 0.5 mol, 0.4 mol. Evet, bu halde dengedeymiş. Yeni denge istiyor benden. O yüzden şuraya yazıyorum. Yeni dengede ne istiyor? Biri erken atladı bakalım 0.2 mi? Yeni denge, Buğra bakalım öyle mi? Yeni denge 0.3 mol olduğunu istiyor senden. O zaman bana aklıma şu gelir. Demek ki bundan 0.1 mol harcanıyor. O zaman bir kasesinde 0.1 harcanıyorsa bundan da 0.1 harcanır. O zaman bundan da 0.1 mol oluşur, bundan da 0.1 mol oluşur. Demek ki ürünler harcanıyor, girenler oluşuyor. O zaman tepkime nereye kayıyor? Hemen aklınıza gitmesi gereken şey o. Girenlere kayıyor. Çünkü diyor ki sizler ne kadar NO2 uzaklaştım bilmiyorum. NO2 için eksi istiyorum. Yani o zaman ne olur? 0.6 eksi x. 0.3 CO olur. 0.4 NO olur, bu da CO2. O zaman hacimde 1 olduğu için zaten kendi değerler olacak. Hemen eşitliğimi yapıyorum. 0.3 çarpı 0.4 bölü 0.6 eksi x çarpı 0.3 eşittir 2 diyorum. Şunlar birbirini götürür. 2 olması için şu anın 2 olması için 0.2 olması lazım. O zaman x'e ne kalır? 0.4. Buğra, üzgünüm Buğra. Hocam ben 0.2 şey yaptım da. Üzgünüm ama cevap 0.4. Evet, son 2 dakika kaldı. Ben yine devam ediyorum. Siz sayfayı atsa bile, Zoom'dan sizi sayfadan atsa bile ben çözmeye devam edeceğim. Ekran kaydı alıyorum. Siz WhatsApp grubuna attığım zaman oradan tekrarlarsınız. Evet, kurşun 2 nitratta potasyum çözeltileri veriliyor çözünürlük dengesinde. Çökelme tamamlandıktan sonra, çöker dedikten sonra ne yapılıyor ona bakalım. V hacim, toplam 2V hacminde. Hemen kurşunu kim çökecek onu çökecek burada biliyorsunuz. Kurşun artı 2 ile iyot çökecekmiş, onu yazıyoruz. Hemen 2V hacim dediğimiz için V hacminde kurşun artı 2 ne verilmiş? 4 çarpı 10 üzeri x3 molar verilmiş. 2V hacminde de 2 çarpı 10 üzeri x3 molar verilmiş. Hemen yazıyorum. İyota bakıyorum. V hacminde iyot 8 çarpı 10 üzeri x2 molarsa 2V hacminde iyot 4 çarpı 10 üzeri x2 molar diyorum. Onu da buraya yazıyorum. Onunla çarptım, ona böldüm. Önemli değil. Çökme varsa çöktükten sonraki derişime bakacağız. Bakalım çöküyor mu? 2 çarpı 10 üzeri x3 4 çarpi 10 üzeri x2'nin karesi QE 16, 32 çarpı 10 üzeri eksi 7. KÇ'si ne? Wow, evet. KÇ'si 10 üzeri eksi 11. Ondan büyük. Q, KÇ'den büyük olduğu için çökme var. Evet. Çökme varsa o zaman bunun derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten daha düşük olur. Eğer çökmeseydi cevap derdiniz ki yani çökme yok. Evet, bu doğru derdiniz. Ama çökme varsa Q, KÇ'den büyük olduğu için bu çökme olduğundan dolayı bu küçüktür diyeceksiniz. Dolayısıyla bu yanlış. Nitrata bakalım. V hacmi nitrat iyon derişiminde 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Çünkü burada 2 tane nitrat var biliyorsunuz. 2V hacminde ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar var. Demiş mi demiş? O zaman cevabımız 1 ve 3 diyorum. Evet, 1 dakikanız kaldı. Sizi sayfadan atacak. Hemen ben diğer soruya geçiyorum. Anlaşılmayan bir şey varsa hemen sorun. Hocam vedalaşmayacak mıyız? Ben devam edeceğim soru çözmeye. Vedalaşalım o zaman. Var mı sorunuz? Yoksa? Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Allah'ın selam ve bereketi üzerine. Canımsın benim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. İyi çalışmalar canlarım. Görüşürüz. Evet, ben kaldığım yerden devam edeceğim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Belirli bir sıcaklıkta XMYN katısı verilmiş. XMYN katısı M mol X artı N M mol Y eksi M olarak yazılır. Bu 10 üzeri eksi 4 molarmış. Bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarmış. 1'e 2'ymiş. Hemen XY2 diyelim. Form X 2'dir, doğru. Sudaki çözünürlük dediği zaman 1'de 10 üzeri eksi 4 molarsa bu da 10 üzeri eksi 4 molardır. Doğru. Çözünürlük çarpımı olalım. KÇ eşittir 10 üzeri eksi 4'ün birinci kuvveti.
2 çarpı 10 üzeri 4'ün karesi dediğim zaman kaç eşittir? 4 çarpı 10 üzeri 12 yapar demiş mi? Doğru demiş. Mol diyorsa canlarım n bölü b diyoruz. 10 üzeri 4 n hacim ne? 10. Volüm ne olur? 10 üzeri 3 mol olur. Okey. O zaman 1 katsayısında 10 üzeri 3 mol ise 2 katsayısında 2 çarpı 10 üzeri 3 mol olur. Molleri toplayalım şimdi. Molleri topladığım zaman 3 çarpı 10 üzeri 3 mol olur. Bakıyorum 10 üzeri 4 dediği için yanlışı bulmuş oluyorum. Zaten x artı 1'in birinci, y'nin de ikinci kuvveti olduğunu söylemiştik. Doğru. Hemen diğer soru. 0,2 molar çözünürlükte sutkostik çözelsin nötrleştirmek için. Sana nötrleştirmek için diyorsa hidrojen katyon molü ile hidroksil anyon molü eşit olmalıdır. Asitin derişimi, asitin hacmi tesir değerliyle, bazın derişimi, bazın hacmi tesir değerliyle eşit olmalıdır çarpımları. Asitin derişimi soruyor, bilmiyorum. Asitin hacmini 150 mililitre vermiş. Eşitlikte 150 mililitre yazabilirsiniz. Ama toplama çıkarmada litreye çevireceksiniz, unutmayın. İyonlaşabilen hidrojen sayısı 2 olduğu için, hidrojen katyonu buluyoruz çünkü 2. Bazın derişimi 2, hacmi 300, tesir değeri 1. Bakınız bir tane OH iyonu veriyor. 300 gider, asitin derişimini 2 mol bölü litre olarak bulursunuz. Evet. Nötrleştirmek dediği zaman bunu yapıyoruz. Hemen geldik bu soruya. HCl kuvvetli asit, potasyum kuvvetli baz. O zaman şunu yapıyoruz. HCl ile KOH karışıyor. Hemen mollerini buluyoruz. Neyin? Hidrojen katyon molünü buluyoruz. MaVaTd diyerek. Burada da hidroksil molünü buluyoruz. MbVbTd diyerek. Bulalım. Asitin derişimi 0,2, hacmi 0,1, tesir değeri 1. Bazın derişimi 0,1, hacmi 0,3, tesir değeri 1. O zaman 0,02 mol hidrojen katyonu, 0,03 mol de hidroksil anyonu. Kim büyük çıktı? Hidroksil anyonu hidrojen katyonundan büyük olduğu için çözeltme ne diyeceğim? Bazik bir çözeltidir diyeceğim. Arkadaşlarım hatırlatalım. Bazik bir çözelti ise sıcaklık verilmediği sürece 25 Celsius bir atom olarak alınır. OH yön derişimi büyüktür hidrojen yön derişiminden diyorsunuz. O zaman OH yön derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan büyüktür. O zaman hidrojen iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7 molardan küçüktür diyeceksiniz. OH 10 üzeri eksi 7 molardan büyükse pH 7'den küçüktür. Dolayısıyla pH da 7'den büyüktür diyorsunuz. Bu hem TET hem de AET'de sorulan sorular. Dolayısıyla OH hidrojenden büyüktür. Bu doğrudur. Hidrojen derişimi oraya yazdım size bakınız. 10 üzeri küçük olması lazım. Yanlıştır. pH de 7 olursa hatırlatalım. Bir de böyle bir içtiğiniz vardı, metreniz vardı. Hatırla metreyi. pH metrede 0,7-14. 0'a geldikçe asitlik. 7 noktası 25 Celsius'te nötr, 14 noktası da bazikliğin arttığı noktaydı hatırlarsanız. Dolayısıyla nötr demek istemiş bir yerde ama nötr değil bazikti. Yalnız 3 diyor ve hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlarım. HX, HC ve HC zayıf asitleri verilmiş. Bak 3'ü de zayıf asitmiş. Eşit hacim ve derişimli sulu çözeltilerin pH'ları arasında demiş. O zaman şunu yapıyorum. Bir kere hidrojen iyonu derişimi ile pH nasıl orantılı? Hidrojen iyon derişimi artarsa arkadaşlarım pH küçülür. Böyle olduğu için pH'i büyük olanı bir de şöyle söyleyeyim. Hidrojen iyon derişimi ile ne kadar fazlaysa asitlik kuvvetliliği ile de doğru orantılıdır diyoruz. E o zaman ne diyeceksin? pH'i küçük olan kuvvetli. Yani HC zayıf asitler içerisinde asitlik kuvvetlini kıyaslıyorum bak. HC büyüktür HC o da büyüktür HX. Evet zayıf asitlerin kuvvetlisi HC'dir. Zayıf asitin en zayıf olan da HX'tir. O zaman hidrojen iyon derişimi en büyük olan HC'dir doğru. İyonlaşma yüzdesiyle asitlik kuvveti doğru orantılı biliyorsunuz. İyonlaşma yüzdesiyle asitlik kuvveti doğru, hidrojen iyon derişimi doğru ama pH de ters. O zaman iyonlaşma yüzdesi en güçlü olan HX'tir evet. Zayıf asit çünkü en zayıftı. Buradaki asitlik kuvvetliliğini asitlik sabitleri doğru orantılı olarak alırsınız. Asitlik sabiti doğru orantılıdır. Asitlik kuvvetliliği. Asitlik kuvvetliliğinde en büyük olarak kimi almıştık biz? HZ'yi almıştık. Burada yanlışı vermiş. O yüzden C'yi işaretliyorsunuz. Arkadaşlar zayıf asitler elektrik iletkenliği düşük. Kuvvetli asitlerin elektrik iletkenliği fazladır. O yüzden farklı demesi doğrudur. Evet nötrleşmede arkadaşlarım kuvvetli asit kuvvetli baz zayıf asit zayıf. Yani ona bakmana gerek yok. Senin bakacağın şey kuvvetli asit zayıf diye değil. Eğer nötrleşme diyorsa sadece buna bakacaksın. Bu kuvvetli asitin hidrojen katyonundan gelmiştir. Bu da zayıf bazın OH anyonunun molleri eşittir. Eğer eşitse nötrleşir dersin. Olay bu kadar basit. Yani illa kuvvetli asit baz diye bir şey olacak. Şart yok. O yüzden bunu da unutmayalım.
Geçelim zayıf asit sorusuna. Canlarım benim. Bir kere size zayıf asit nedir diye sorduklarında şunları hatırlamanız lazım. HV, HCN, H2CO3, formik asit, asetik asit, fosforik asit gibi gibi asitler. Bu asitler %100 iyonlaşmaz. O yüzden denge ifadesi çift top vardır. Bundan dolayı %100 iyonlaşmadığı için size şöyle bilgiler vereyim. Hemen başlangıç, değişim. İyonlarını ayrıştırmayı eğer doğru düzgün yapamazsanız problem yaşarsınız. Böyle iyonlarını ayrıştırıyorsunuz. Bak burada da bilgi vermiş. pH eşittir 3 demiş. pH nasıl bulunur? Eksi log tabanında hidrojen iyon değişimi olarak bulunur. pH 3 ise eksi log tabanında hidrojen iyon değişimi. Buradan ne gelir? Yüksek matematiğinizden logaritmasını alırsanız 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Geleceksin yani yazacaksın. 10 üzeri eksi 3 molar. Bir kat sayısı 10 üzeri eksi 3 ise yine bir kat sayısında 10 üzeri eksi 3 molardır. Yine bir kat sayısında 10 üzeri eksi 3 molar şeklinde yazarsınız. Tamam mı canlarım? Başlangıç değişimi bilmediğiniz için x molar diyorsunuz. Çünkü gramını istemiş. Siz x eksi 10 üzeri eksi 3 yazarsınız. Denge anındaki değişimlerine. Bu şekilde yazarsınız. Sonra Ka, Kb, Kc, Kç, Ç, K, Su, Kd. Bunlar hep ürün bölü genel olarak bulunurdu. Denge sabitleriydi. Burada da Ka verilmiş. Yani 10 üzeri eksi 3'ün birinci kuvveti. 10 üzeri eksi 3'ün birinci kuvveti. Bölü x eksi 10 üzeri eksi 3. Küçük olan daima ne olurdu? İhmal edilirdi. O da eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yüksek matematiğinizden yerine koyuyorsunuz şimdi. X6'lar birbirine götürürse x eşittir 1 bölü 2'den 0,5 molar bulursunuz. Benden gram istediği için molarite eşittir m bölü v. O da eşittir m bölü ma çarpı v. O zaman derişimiz 0,5. Gramı bilmiyorum. Ma'sı ne? 60. Hacmi ne? 2. Yüksek matematiğinizden emin buradan 60 gram olduğunu biliyorsunuz. Evet canlarım benim. Bu şekilde zayıf asitlerin de soru çözümünü yaptık. Size burada ekstra şunu da sorabilir. Bir bilgi daha vereyim. İyonlaşma yüzdesi nasıl bulunur diye sorulur. Zayıf asitlerin fazlarda. Sen x'i ne buldun x'i? Buradaki x'i ne buldun? 0,5 buldun. Bak %100 iyonlaşsaydı şurayı bitseydi o zaman ne diyecektim? %100 0,5 eksi 0,5 diyecektim. Bu ne yapmış zayıf asit? 0,5'te 10 üzeri eksi 3 kadar iyonlaşmış. O zaman yüzde kaç iyonlaşır diye hemen ne yapıyorsun? Cevabını veriyorsun. Bu da sana neyi verecektir? X eşittir iyonlaşma yüzdesini verecektir. O da ne yapar? 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 bölü 0,5 yüzde 0,2 mi yapar? Evet bu da iyonlaşma yüzdesi diye sorsaydı cevabı bu şekilde verecektiniz. Evet canlarım benim. Bu şekilde gazlardan başladık. Çözeltiler, entalpi, hız, denge, çözüm dengesi ve asit bazlarla alakalı size genel tekrar soru çözümü yaptım. Güzel bir genel tekrar oldu. Sizden istediğim bunları tekrarlayın. Arkadaşlarım ben çözmeden önce sizi çözün. Hemen bakın yapamadığınız yerler olursa yine özelden bana sorularınızı atarsınız. Cevaplarınızı